Şimdi bu haftaki konu özellik seçme algoritmaları. Özellik seçmeden kastımız da bu tecrübe matrislerinde kullandığımız sütunların hangileri bizim için ilgiliyse onları nasıl seçtiğimizi göstereceğiz. Şimdi projeksiyon biraz bulanık, biraz büyüterek yapayım. Şimdi bizim aslında nelerimiz vardı? Örneklerimizin numarası vardı. Sonra bir de özelliklerimiz vardı. 1, 2, 3 diye devam ediyordu bu özellikler. Nokta nokta diyelim. 25 tane diyelim. Şurada da etiketlerimiz var. Üstlere bir şey yapalım. Şu kısımlar bizim için özellik. Şu no kısmı bizim için özellik değil. Sadece kaç tane verimiz var onu görmek için kullandığımız bir sütun. Bunu yapay zekada kullanmıyoruz. Sadece verileri görmek için koyuyorum buraya. İşte 100 tane varmış. 1000 tane örnek varmış gibi düşünelim burada. Şimdi şuraları işaretliyorum. Şuralar bizim için özellik grubu. Şurası bizim için etiket. Etiket de bizim için işte kişinin ya da artık özelliklerin neyi ifade ettiği. Bu etiket sayısal değer de olabilir. Yani 0.2, 0. şöyle yapalım. 0.2, 0.3 gibi de olabilir. Ya da 1, 2 şeklinde etiket de olabilir. Ya da hasta sağlıklı şeklinde de etiket de olabilir. Hasta sağlıklı. Bu artık hangisi ise problemimizde kullanacağımız yöntemleri ona göre seçiyoruz. Buradaki sayısal değerler eğer işte küsuratlı değerlerse regresyon kullanıyoruz. Diğerlerini de sınıflandırma kullanıyoruz. Yani o yüzden etiketin ne olduğu bizim için yöntemi seçerken önemli. Hem sınıflandırma yöntemi için önemli hem de özellik seçme algoritmalarını kullanırken önemli. Çünkü bazı özellik seçme algoritmaları sadece sınıflandırmada çalışıyor. Bazıları regresyonda çalışıyor. Şurası bizim için tamamen bilgilendirme. Burayı da işaretleyelim. Burası örnek veri setimiz. Şimdi buradaki verilerin, etiketlerin hasta ve sağlıklı olduğunu düşünelim. Özelliklerimiz de şunlar. Şunları hemen bir daha işaretleyelim. Tamam. Şurada da özellik seçme işlemi nasıl yapılıyor ona bakalım. Gel hocam gel buyur. Şimdi özellikleri şöyle yapıyoruz. Şimdi birinci kısma özellik numaraları diyelim. Şu kısımda da diğer kısımda da bizim için etiket değerimiz var. Etiketimiz mesela işte hasta sağlıklı. Özellik numaraları 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. Kaça kadardı bu? 25'e kadardı. Nokta nokta diyelim ya da hepsini yapalım ya. Aşağı doğru çek. Tamamdır. Etiket değerinde biz bunun hasta ve sağlıklı olduğunu düşünelim. Hasta, sağlıklı. Ya da diğer bir etiket ne olabilir? Korelasyon değeri demiştik. 0.2, 0.3 şeklinde olabilir. Zaten bu etiketlerin yerine hasta sağlık diye 1 ya da 2 şeklinde de yazabiliriz. Bu da olur bizim için. Şurası da no diyeyim. Yine burada kaç tane işlem yaptık? Sadece onu görmek için yapıyorum. Buranın bir ifadesi yok, bir anlamı yok yoksa. Tamam. Şimdi korelasyon hepiniz duymuşsunuzdur. Amacımız buradaki etiketle, pardon özelliklerle etiketler arasında bir ilişki var mı yok mu bunu belirlemek. Bunun için de aslında bir tane katsayı hesaplıyoruz biz. Yani ilişki katsayısı. Bu katsayısı, katsayı etiketlerin ve özelliklerin nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu düzeyini gösteren bir katsayı. Bunun hesabı yaptığımız zaman genellikle 0 ile 1 arasında bir sayısal değer çıkar. Bazı durumlarda da -1 ile artı 1 arasında sayısal değer çıkar. Şöyle yapalım. Boşluk -1 artı 1. Tamam. Bu ikisi arasındaki ilişkiye bakarak ayarlama yapıyoruz. Şimdi bu ayarlamayı nasıl yapıyoruz? Örnekte bir tane devam edelim. Bunun aynısını kopyalıyorum. Şimdi etiketimiz 1, 2. Şurayı kapattım. Regresyonda da ortalama aynı olacak zaten. Sadece yöntemlerin adları değişecek. Şimdi 1 ile etiketler arasında bir ilişkiye baktığımızı düşünelim. Şu etiketlerde şu sol tarafta kalsın sadece bilgi amaçlı. Hani ne yaptığımızı bilmek amaçlı bu sadece. Özellik 1 ile
etiketler arasındaki ilişkiye baktığımız zaman katsayısı bunun 0.5'miş. 2'nin 0.7 olsun. Bununki 0.6, 0.3, 0.15, 0.21, 0.66, 0.75. Tamam. Bu alt yapalım. Bu aradakileri tekrar çıkartacağız. Şimdi biz ne yaptık? Bu özellik numaralarıyla etiketler arasındaki ilişki düzeyini belirledik. Bu ilişkiler maksimum 1 olacak şekilde. Yani 9 numara için mesela 0.96'ymış. O zaman diyoruz ki bunun yapay zekada kullandığımız zaman en fazla etki edecek değer budur diyoruz. Bu bir tane örnek tabii. Şimdi şunu şöyle yapalım bir de. Şimdi peki hangisi daha iyi diye düşünürsek, buradaki en büyük daha iyidir ama bunu küçükten büyüğe doğru sıralarsak bizim için daha böyle görsel olarak güzel bir şey çıkar ortaya. Şöyle sıralıyoruz bunu şimdi. Neyi? Katsayıya göre sıralayacağız ve büyükten küçüğe doğru olacak. Şimdi bakıyoruz en iyi şurası 1 diye kalsın ya. Burada kaç tane özellik kullandığımızın bir göstergesi olur şu kısım. Burası sadece bilgilendirme. 9 numaralı özelliğin katsayısı 0.96, 14'ünki 91. Bu şekilde yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Şimdi bizim amacımız işe yaramayan özellikleri dışarı çıkartmak. Yani şöyle düşünün. Bu odada işte bir iş yapacağız. Bir Ar-Ge yapacağız. Bir proje yapılacak. Ama odada oturacak yer yok. Herkes ayakta ve çalışacak alan dahi yok. Biz burada işe yaramayan insanları dışarı çıkartmaya çalışıyoruz. Seçerken de neye göre seçersiniz? Projede kullanacağınız kabiliyeti olan insanları seçersiniz. Diğerlerini dışarı çıkartırsınız. İşte gömülü sistem yapacaksanız elektronik bilgisi olmayanları, İşte kodlama bilgisi olmayanları dışarı çıkartırsınız. Ya da projenin artık başka hangi özelliği varsa. Bu algoritmaların yaptığı işte bu. Özelliklerle katsayılar yani etiketler arasında bir ilişki düzeyi hesaplıyor. Bu ilişki düzeyine göre daha sonra biz özellikleri seçiyoruz. Hangisi bize lazımsa onları alıyoruz. Lazım olmayanları kullanmıyoruz. Şimdi ilk yaptığımız iş genellikle bu. Yaptıktan sonra da artık diyoruz ki mesela bende 25 tane özellik vardı. Bunların en iyi özellik 9, ikinci en iyi 14, 8, 19 diye devam ediyor. Peki bunları nasıl kullanacağım ben daha sonra? Seçilmiş özellikler diyelim buraya da. Şimdi şunları ben kopyalıyorum. Şuraya seçilmiş özellikler diyelim. Şimdi ben normalde başlangıçta yapsam, ben bu özelliklerin hepsini kullanıyordum biliyorsunuz zaten. Kopyalayalım. Bu özelliklerin hepsini buraya yan yana yapıştırıyorum. Peki bu özelliklerin tamamına baktığımız zaman yüzde kaça karşılık geliyordu? Yani kaç özellik var burada başlangıçta? 25 tane özellik var. Şunun yanına özellik sayısı diye yazalım. Şurası ÖS olsun. Özellik sayısı. Şu en alt kısma da bu kısaltmaların açıklamasını yazalım. ÖS özellik sayısı. Tabii bu sıralıydı ama ben şu anda en iyiden en kötüye doğru sıraladım bunu. Peki ikinci bir şey. Özellik yüzdesi diyelim. Özellik yüzdesi. Bu da bizim için neye karşılık geliyor? Özellik yüzdesi. Benim için %100 özelliğe karşılık geliyor. Şuraya
arayı sileyim şimdilik. Birazdan büyütürüm onu tekrar. Tamam. Şimdi şu kısımlar bizim için bilgilendirme kısmı. Bunlar sarı kalsın. Şu kısımlar bizim için özellikler. Şu aşağısı da açıklama. Açıklama var mı? Şunu da önce yapalım. Şuradakiler de yeşiller. Bunlar da özelliklerimizin numaraları. Öyle diyelim. Şimdi ben bu en iyi özelliklere göre yeni veri kümeleri oluşturacağım. Normalde elimde sadece tek bir matris vardı. Ben o matriste bunların etiketleri vardı zaten. Onunla sınıflandırma yapıyordum. Ama ben modelde iyileştirme yapmak istediğim için artık yeni farklı veri kümeleri oluşturmak istiyorum. Tamam. Yeni farklı veri kümeleri oluşturmak istiyorum. O yüzden buradan en iyi tek bir özellikle birlikte yeni bir veri seti oluşturacağım. Sadece birinci özellik ve etiket olmuş olacak. Peki sadece bir tane özellik kullanırsam özellik sayısı kaç olur? 1 olur. Ben bunu yavaş yavaş arttırırsam her bir özellik miktarı için yeniden veri seti oluşturacağım. Veri kümesi oluşturacağım. Aslında yeniden bir matris oluşturacağım. 17 diyelim. O zaman en iyi 2 tane özelliği kullanmak istersem şu 2 tanesini alıyorum. En iyi ilk 3 taneyi kullanacaksam bu 3 taneyi alıyorum. En iyi ilk 4 taneyi alacaksam buradaki ilk 4 tane. Bu matrisi yavaş yavaş büyüttüğümüzü düşünürsek her seferinde yeni bir tane ama kalanların en iyisi. O özelliği buraya ekliyoruz. Bunları şuraya ekleyelim de. Devam ediyoruz şimdi. Acaba da 17'ye kadar gidecek. Tamam. Şimdi buradaki satır sayısını şurada bir tane fazla yapmışız ya. Buradaki satır sayısını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Tabii maksimum olabileceği nokta 25 özelliğe kadar yeni matris oluşturabilirsiniz. Peki özellik yüzdesi baktığımız zaman bu bir özellik bizim toplam özelliklerin yüzde kaçına karşılık geliyor? 1 bölü 25 diyeceğiz çarpı 100. Yani %4'e karşılık gelmiş. Şuradaki 25'i sabit yapalım. Burada Excel'de herhangi bir değeri sabit almak istiyorsanız başına dolar işareti koyarsanız bunu sabit hale getirir. Yani şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şuna geldik. Tabii üst taraf görünmüyor değil mi? Ben mi göremiyorum? Neyse en azından diğerler gözüküyor. Projeksiyonda sorun var herhalde. Tamam şöyle yazayım. Ben şuraya büyük büyük yazayım. Şunu açayım. Dedim, bende gözlük var acaba bende mi sorun var değil mi? Şu birinci sayıyı yani şuradaki 1'i alıyor. Bölü 25 dedim ama bu 25 B19'lu başına dolar işaretleri koyarsam bu satırı sürekli sabit alır. Sonra çarpıyoruz zaten. Bunu aşağı doğru tıkladığımız zaman otomatik olarak bütün sayılardaki yüzdelik miktarlarını hesaplıyor sistem. Tamam yani elimizde kaç tane matris olmuş oldu? 19 tane matris oluşturduk yeniden. 19 mu? Evet 18 tane matris oluşturmuşuz yeniden. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Biz 18 tane yeni model oluşturacağız ve her bir modelde başarı oranını tekrar tespit edeceğiz. Yani amacımız aslında 25 tane özellik vardı ama bu 25 özelliğin hiçbirini yani hepsini kullanmadan belki sadece 9 numaralı özelliği kullanarak bu 25 tane özelliğin yaptığı işi yapacağız. Diğerlerini tekrar hesaplamaya gerek kalmayacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Az önce arkadaşlarımızın getirdiği o hava kirliliği indeksinde bir sürü sensör var, cihaz var. Hiçbir cihazı kullanmadan belki sadece tek bir sayısal değerle bu işi yapabiliyoruz olabileceğiz. Bu da özelliklerin sıralaması. Yani bu sıralamayı bu şekilde alıyoruz. Bu mantık oturdu mu şimdi size? Ama yapabildiğiniz kadar yani projelerinizde, makalelerde, tezlerde özellik miktarını kademeli olarak arttırıp her seferinde yeni bir model oluşturmanız gerekiyor ki aslında bu yüksek lisans doktora tezlerinde istenen şey elinizden geldiğince fazla Ar-Ge yapmanız.
Yani bir şeyler denemeniz. Ne kadar çok denerseniz hocalar o kadar tatmin oluyor. Öyle diyeyim ben size. Ve bunu denediğinizi gördükleri için de işler biraz daha kolaylaşıyor. Yoksa hiçbir şey yapmamış gibi görünüyor. Hani iki tane sayısal değer toplamışı da gelmiş demesinler. Ve yaptığınız modellerde de her denemeyi de zaten yaptığınız için gözden hiçbir şey kaçırmayacaksınız. Modelin performansını en maksimum seviyede iyileştirebileceğiniz kadar iyileştirmiş olursunuz zaten. Bu kısım da tamamdır şimdi. Tamam, şimdi bunu hangi yöntemlerle yapıyoruz onlara bakalım. Evet, o da olur, bu da olur. Yani bu tamamen tasarımcıya kalmış. Ben öyle tasarladım, burada böyle tasarladım. O da olur, bu da olur. Hiçbir sıkıntı yok. Yani ben özellik sayısı az olduğu zaman birer birer arttırıyorum. Özellik sayısı çok fazla olduğu zaman %5, %10, %15 şeklinde arttırıyorum. Yani elimizde 1000 tane özellik varsa onu bir bir arttırmamız mümkün değil. O zaman %5'li falan yapıyoruz yani. Burada model sayısını arttırdığınız zaman arkadaki iş yükü katlanacak. Yani bir tanesinde mesela şuradaki model sayısı diyeyim ben mesela. Yapay zeka ile model oluşturduğunuzu düşünün. Tek bir veri kümesi için eğer 20 tane model oluşturuyorsanız siz bu 20 tane varsa burada 400 tane model yapar. Bu 400 modele karşı bir de sayısal değer gösterecekseniz 400 satırlık bir sonuç tablosu demektir bu. Hani bu makalede koymak zorlanabilir ama tezde koyabilirsiniz bunu. O yüzden bu katlanarak gidiyor. Bu size kalmış artık. Kaç tane yapacaksınız? Şimdi özellik seçme algoritmalarına bakalım. Şimdi özellik seçme algoritmaları içerisinde bir sürü algoritma var. O yüzden siz uygun olanı seçebilirsiniz. Birkaç yöntemi birlikte de seçebilirsiniz. Şimdi bakalım. Bu iki makaleyi de bu klasörün içerisine indireyim ben. Şimdi bu makalede bizim kendi geliştirdiğimiz bir tane özellik seçme algoritmasıydı bu. Bunu tekrar anlatırım size şimdi birazdan. Şimdi şuradaki yöntemler, feature selection algoritmalar dediğimiz yöntemler
Chesequare var, Fisher var, Kruskal-Wallis var. Bunların hepsi özellik seçmek için kullandığımız algoritmalar. Yani çalışmada bir tane değil de birden fazla kullanıp bunların hibrit modellerini alabilirsiniz. Bu hibrit model almak için de kendiniz yapı da geliştirebilirsiniz. Çok da hani böyle muazzam bir kuralları yok. O kuralları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Biz burada hangilerini kullanıyoruz? Benim daha çok sıklıkla kullandığım. Kapalıymış. Neyse. Şu birincisi Fisher. Bunu çok kullanıyoruz. F-score var. F-score burada yok şu anda. İkincisi o. Yazalım buraya. Algoritmaları. F-score. Sonra Fisher. Spearman var. En çok kullandıklarım. Bir de ne vardı? Heh, ETA var bir de. ETA score. Bir de FS Boost var. Şu iki algoritma, son iki algoritma benim kendi geliştirdiğim algoritmalar. Hatta şu son üç tanesi. Bunlar da normalde olan algoritmalar. Şunlarda nerede kullanıldıklarını yazalım. Kullanım yeri. Şu hem sınıflandırmada hem de regresyonda kullanılabiliyor. ETA sadece sınıflandırmada kullanılabiliyor. FSBoost şu sınıflandırmada bu da. Fisher de sadece sınıflandırmada. Ve Fisher'ın şöyle bir özelliği var. Sadece 1 ve 0 etiketlerini yani 2 etikette kullanılabiliyor sadece. Etiket sayısı arttığı zaman yine kullanılamıyor. sınıflandırma, regresyon tamamdır. Şimdi bakalım. Diğerlerini de kullanmak isterseniz şunları, bunların hepsinin kodları var. Açık kaynakta da paylaşılmış. İstediğiniz gibi alıp kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsinin mantığı az önce size söylediğim mantıkta. Yani bir skor değeri hesapla, regresyon değeri hesapla. Onun üzerinden de özellikleri seç. Şimdi bu kısım tamam. Bu F-Boost'u hatırlamıyorum ama bir bakalım bir F-Boost'a. F-Boost'a sınıflandırma. Evet. Tamam, bu da sınıflandırmada kullanılıyor. Tamam, ikincisi tamamdır. Şimdi bugün burada şunların kodları var. Şu ilk 4 tanesinin kodları var. Bunları vereceğim size. Diğerlerinden nereden indirildiğini söylerim. Oradan bakarsınız gene. Kullanmak isterseniz. Şimdi bazı özellik seçme işlemlerinde özelliklerle alakalı katsayıları otomatik kendisi hesaplıyor. Sonra seçim işlemini siz kendiniz yapıyorsunuz. Yani arada koda müdahale etmeniz kesinlikle gerekiyor. Ama koda müdahale etmeyin ben hazır seçsin versin bana diyorsanız onda da seçme işleminde algoritma şöyle çalışıyor. Buna da seçme versiyon 2 diyelim. Şunu alalım. Bunu alalım. Şunu kopyalıyorum olduğu gibi. Burada mantık şu. İşte bütün işlemleri yaptı. Bizim esas veri kümemiz. Yani tüm veri seti diyelim. Burada 25 tane ise seçilmiş özelliklerde sadece tek bir sefer özellik seçme işlemi yapıyor. Biz burada 18 seviyede özellik seçme işlemi yaptık. Yani 18 tane farklı veri kümesi oluşturduk. Ama algoritma diğer tarafta şöyle çalışıyor. Burada 25 özellik varsa şuradaki özellikler için bir tane eşik değeri hesaplıyor. Eşik değeri de bu değerlerin toplamının ortalaması. Ortalama diyelim. Bu ortalama değerin üzerindeki değerleri, özellikleri alıyor. Ortalamanın altında kalanları almıyor. En son neymiş? 0.46. Şuradan sonrası yukarıya kadar olan bütün özellikleri seçti demektir. Diğerleri seçilmez demektir burada. Bu seçme işlemini algoritmayı kendiniz de değiştirebilirsiniz. Şunlar seçilenler. Kaç tane özellik seçmiş? 12. Yani yaklaşık olarak %50'sini falan almış. Tabii bu eşik değeri daha düşük de olabilir, daha yukarıda da olabilir. O yüzden özellik miktarı her zaman 12 sabit kalacak diye bir şey yok. Sürekli değişebilir. Ne geleceğini bilmiyoruz. Üstteki sayısal değerler, bunu şöyle düşünün. Sınavlardaki uygulanan çan değeri gibi. Çanı yükseltiyor bazıları ama diğerleri çat diye kalıyor. O yüzden burada sadece bir tane, iki tane özellikle seçilmiş olabilir. Bunu bilmiyoruz. Bu seçilmiş versiyon 1 diyelim. İkinci bir versiyonda da aynısını kopyalayalım bunu. Özelliklerin sadece %20'sini alıyor. 25 özelliğin %20'sini yapar. Çarpı 0.5. Hatta bölü 5 dersek 5 tane özellik yapar. O zaman ilk 5 özellik hangisi ise otomatik olarak onları alıyor. Şeye işleme devam ediyor. Mantık bu.
Bu da %20. Şuna da %50 diyelim. Yaklaşık. Tamam. Sonraki versiyonları da siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Üçüncü versiyonda zaten seviyeli özellik seçmeydi. Seviyeli seçmeyi diyelim. Bu seviyeli yani özellik miktarı 1, 2, 3, 4 diye de götürebilirsiniz bunu. Bir tane daha versiyon koyalım. Onda da seviye 4 diyelim. Versiyon 4. Bunda da özelliklerin %5'i, özelliklerin %10'u, %15'i şeklinde devam ediyor. Neyse. %10. Tamam, yüzdeyi yazmayayım. Siz anlarsınız artık. 25, 30, 35, 40, 45, 50 ve en sonunda da 100. Şimdi burada da özelliklerin minimumdan başlıyor. Yavaş yavaş 50'ye kadar çıkartıyor. 50'den sonra da 100'e geçiyor. Çünkü 50 ile 100 arasında çok da bir performans farkı çıkmıyor. Bununla alakalı grafik de göstereyim size hatta. Burada muhtemelen vardır. Burada 50'ye kadar yapmış. Başka bir makale bakayım bir. Ya buradaki işte biz arada Lego gibi düşünün. Arada yapacağınız işlemlerin kaç tane kombinasyonu olabilir onları anlatıyorum. Siz kendi çalışmalarınızda bunu biraz daha geliştirebilirsiniz. Yani bu kombinasyonları birleştirerek işte yeni çalışmalar çıkartabilirsiniz. Şimdi şuraya bakın. Şu number of the feature dediği şey özellik miktarı. Ama bu sefer özellik zaten normalde 25. Yani %100'ü 25. Burada %5, %10 diye yapılmamış. Bunun %50'si ne yapar? 12.5 yapar. 12.5'tan sonra yani şu ortadaki sayısal değerden sonra şu kısımdan sonra bakın oranlar genellikle sabit gitmiş. Önemli olan artış burada. Bu MAPE değerinde de aslında istediğimiz şey bizim sıfıra yakın olması. 1.5'tan başlamış. Sıfıra doğru yaklaşmış. Zaten %50'de maksimum bulduktan sonra sabit olarak devam etmiş. Yani şu kısımda çok azıcık bir iyileşme var ama bu iyileşmeyi göz ardı ederek diyoruz ki biz özellikleri yarı yarıya düşürebiliriz diyoruz. Ya da sizin için şurası işinize yarar diyorsanız sadece özelliklerin %10'uyla bu işi yapabilirsiniz. Pardon, 10 tane özellikle bu işi yapabilirsiniz. 25 yerine 10 tane kullanılır. Üsttekilerde de aynı durum geçerli. RMS'lerde sıfıra doğru yaklaşmasını bekliyoruz. Bakın bunlarda da hep belli bir yerden sonra hep sabitlenmiş değerler. Şunda bir farklılık olmuş. Bunda da R'nin artmasını bekliyor zaten. Düşmesini beklemiyoruz. Şu R karede de aynı şekilde. Yükselmesini bekliyoruz bunlarda. Burada da MS'de de belli bir yerden sonra artık sabit kalmış. Yani amacımız bunun sabit olduğu yeri yakalayıp ondan sonra dokunmamak. O özellikleri çıkartıp devam etmek. Aynen. Ama o katıya belirlemek için de dünya kadar yöntem var. Ve kodlar hepsi hazır. Siz hiçbirinde kod yazmayacaksınız sıfırdan. Şimdi bir de hibrit algoritmayı nasıl yaparsınız ona bakalım. Hibrit özellik seçimi. Şimdi sınıflandırma algoritması için düşünülerek yapacağım. Şunların hepsini sildik. Şimdi yöntemlerimiz vardı. Bu yöntemlerin adlarını yaparak yazalım. Şimdi sınıflandırma için yapıyoruz. Sınıflandırma ete kullanabiliyoruz. Bu ete da bir korelasyon katsayısı. Bununla hesap yaptığımızı düşünelim. İkincisi Spearman var. Spearman'ı yok, Spearman'ı kullanmayalım. Fisher var. Fisher. Diğer bir yöntem F-score var. Burada sayıyı arttırabilirsiniz istediğiniz kadar. Çok da önemli değil. Tamam, bunu belirledik. Şimdi bunlara göre yeniden bir katsayılar hesaplayalım. Her bir özelliğe uygun. Zaten yaklaşık olarak birinin ilişkili bulduğunu diğeri de ilişkili bulacak. Ama katsayılarda ufak tefek farklılıklar olur.
Elden yazayım ben bunu tekrar ya da nasıl yapalım? Şunların numaralarına göre önce bir sıralayayım. Tamam. Şimdi Fisher'a göre bunlara katsayılar tekrar yapıyorum. Karışık olsun maksat. Şimdi buna göre hesapladık. Şimdi burada da farklı bir değer hesaplayalım. X'e geldik yani. Tamam. Şimdi artık hibrit yöntem diyorum. Hibrit bir özellik seçme algoritması. Bu üçünün hesapladığı değerin ortalamasını alıyorum. Şu üçünün ortalamasını aldık. Buraya yapıştırdık. Aşağı doğru ben bunu sıralıyorum. Şimdi az önce seçtiklerim zaten yeşildi. İlk 5 tanesini seçtiğimde ben sarı yapmıştım. Şimdi bakalım nasıl değişecek bunlar. Şu sayısal değerleri de kopyalayıp yapıştıralım. Fonksiyona göre değişmesin. Tamam, şimdi şuradan alıyoruz. Bu sefer bunu hibrite göre sıralamasını yapacağım. Tamam. Olmadı, bir dakika. Tamam. Şimdi bakın az önce küçükten büyüğe doğru sıralamışız. Bunu büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Şimdi mesela az önce seçilmeyen bir özellik, yani ETA'da seçilmeyen bir özellik diğer tarafta seçilmiş. Şimdi burada da özellikleri sıraladıktan sonra şunu da iki hane kullanalım. Mesela bunda 0.98 13 numaralı özellik en iyi hale geldi. Ama ötekinde normalde şu 9 numaralı özellikti. Hibriti aldığımız zaman algoritmanın yapısı değişti. Sonlara doğru gitmeye başladı. Bu ne işe yarar? Tek bir verilen karar mesela ETA hatalı çalıştıysa burada diğer çalışan algoritmalar da bunun hatasını birazcık tolere edebilir. Orada işe yarar bu. Buna farklı bir şekilde bakalım bir de şimdi. Eşik değerlerine göre ayarlamıştık biz bunları. Şuraya bunun bir ortalama eşik değerlerini çıkartalım hepsinin. Bununki bu. Bu. Tamam. Şimdi şunun 0.5 üstündekileri yeşille yapalım. 0.518'miş. Tabi buna göre sıralamamız lazım önce. Şöyle yapalım. Tabi hocam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Önce ETA'dan başlayalım. ETA'ya göre sıraladık. ETA'yı zaten yapmıştık. Şimdi Fisher'a göre sıralayalım. Tabi 1.4 olmayacaktı bu da. Neyse bunu 1 yapalım. Ortalama neydi? 0.505. Şu üstündekilerin hepsi yeşil olacak. Şunlar açık yeşil. Şu ilk 5 tanesi koyu olacak. %5'ine karşılık geldiği için sarı. Diğer aşağıdakilerin de hepsi kırmızı. Tamam. Şimdi yine bu sefer de F-score için yapalım. Yine en iyi 5 tanesini sarı yapıyoruz. Eşik değerimiz kaçmış? 0.53. 53 nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Buraya kadar da yeşil yaptık. Diğerleri de kırmızı olacak. Tamam. Şimdi de hibrite göre yapalım. Bunda da 0.5 çıktı.
Nereden sonrası? Şuradan sonrası yeşil olacak. Yeşil. İlk 5 tanesi de sarı. Aşağıdakiler de kırmızı. Şimdi burada baktığımız zaman ne anlıyoruz? Biz ona bakalım. Şimdi normalde ilk 5'in hepsini biz sarı olmasını bekliyorken burada kırmızıları dahi sarıları karmaşık olarak almış. Demek ki bazılarında kırmızı olarak gözüken özellik bazılarında sarı olarak alınmış. Demek ki iyi bir özellikmiş. Ya da yeşil mesela alınmış ya da kırmızı alınmış. Bu kırmızılar işe yaramıyorken burada alınmış özellik olarak gözüküyor. Yani sarı bizim için en iyi özellikler. Kırmızı en kötü, yeşil de bizim için orta özellikler. Bunların hepsini buraya sisteme dahil edebiliyor demek ki. Yani amaç zayıf sistemlerin birleştirilerek kuvvetli bir sistem oluşturulması. Şimdi burada işlem yaptıktan sonra da şöyle bir şey sonuç çıkabilir. ETA'yla yapılan performans değeri işte 0.9 iken hibritte yaptığımız 0.99 çıkabilir. Maksimum birey olarak yaklaştırmaya çalışırsak. Yani burada da mesela şu anda 4 tane farklı model çıkartabiliyorsunuz. Şurada biz ne yapmıştık? Şunlarda modellerin sayısını söylemiştik. Burada sınıflandırıcı sayısı diyelim. İşte 5 tane sınıflandırıcınız olduğunu düşünün. Özellik seçme için de kaç seviye kullandık? 5 burada kaç mesela? 18 seviye vardı. 18 seviye yapalım. Kaç tane özellik seçme algoritması kullandık? Özellik seçme. Bunda da 4 tane kullandığımızı düşünelim. Bunların hepsinin çarpımı ile elde edilen kombinasyon bizim için toplam şeye veriyor. Modelin varyasyonunu veriyor. Kaç tane model çıkartabiliyoruz biz? Şu an 360 tane model çıkartabiliyor musunuz bundan? 5 ile çarparsak. Tabii bu her bir seferdeki model yapısı artabilir. Buradaki özellik miktarını 25'e çıkartsanız zaten 500 tane yapı yapıyor direkt. Yani amacımız buradaki her bir seviyedeki işlem sayısının kombinasyonuyla yaptığımız deney sayısını arttırabilmek. Deney sayısını ne kadar çok arttırabilirseniz yaptığınız modellerin o kadar testini iyi yapmış olursunuz. Yani gözden bir şey kaçırmazsınız. Gözden kaçırmamak için de bu tarz grafikler hazırlarsanız bazı sayısal değerleri tablodan okumaktan yerine grafik üzerinden okuyup direkt işte burada kesebilirim ben bu performansı, süreci değil şeklinde ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi tamam. Hibrit. Tamam, şimdi bunlarla alakalı sorunuz var mı? Tamam, şimdi bunlarla alakalı bir tane uygulama yapalım. Burada bir de ETA varmış. Onu da atayım size. Bir de F-Score'da varmış. Diğer ikisinin de uygulamasını da göstereyim size. Makalesini de göstereyim. Bu F-Score'un denkleminde şöyle bir denklem var. Şimdi şu XI ve XI'nin üstündeki artıyla eksi bir sınıfı temsil ediyor. Yani eksiye işte etiket 1 derseniz artıya etiket 2 diyebilirsiniz. Özelliklerin numaraları ve değerleri buraya yazıldıktan sonra her bir özellik için bir F-score değeri hesaplanıyor. Matematiksel denklem bu şekilde bunun. Ondan sonra zaten F-score'ları sıralıyorsunuz. Eşik değerin üstündekileri alıyorsunuz. Eşik değerin altında kalanlar seçilmiyor. ETA için de aynı durum geçerli. ETA'da da şöyle bir şey yapılmış. ETA'nın RB değerini şuradaki R değerinden hesaplıyoruz. Sonra ETA skorlarını hesapladıktan sonra da eşik değeri için ETA'ların bütün hepsinin ortalaması alınmış. Sonra ortalamaya göre burada iki türlü versiyon var. Birinci versiyonda
Eşik değerin üstündekileri seç. İkinci versiyonda sırala özelliklerin %20'sini seç. Şurada da özelliklerin %20'sini seç diye ifade edilmiş. Bakıyoruz. Peki bu yöntem işe yaramış mı? Bakalım şimdi. Şurada özellik seçme algoritmaları var sol tarafta. Şu F-score yani piyasada kullanılan algoritma işte. İşaretleyelim. Şunlar da benim makalede geliştirdiğim yöntemler. Bakın ETA 88 iken benim geliştirdiğim %90'a çıkmış doğruluk oranı. Zaten bütün özellikleri kullandığınız zaman da 86 sonuç veriyormuş. O yüzden bu yöntem işe yarar mı diyoruz? Yarar diyoruz. Şuraya bakıyoruz yine aynı şekilde. 85'miş. F-score'da 87 olmuş. Benim yöntemde 88'e çıkmış. O yüzden böyle yöntem geliştirip kendi geliştirdiğiniz yöntemi de teze vesaire bir şeyler eklerseniz kolaylıkla biraz daha işleriniz kolaylaşır yani. İlerler. Bunda da aynı şekilde mesela. 83, 85, benimki 87 olmuş. Burada da yine artmış. O zaman biz bu yöntem işe yarar diyoruz. Bu karne ne için tabi? Bir algoritmada bu işe yaramış. Bu ikinci algoritma mesela. İkinci algoritmada performans düşmüş. Bu sefer ikinci algoritma çalışmamış. Birinci algoritmayı KNN'ye yakın. Diğer bir yapıda da aynı şekilde. Ama diğerinde mesela F-score benim geliştirdiğim yöntem F-score'dan çok daha iyi çıkmış. Ama bütün özellikler kullanıldığındakinden biraz performans düşmüş. SVM'ye geçersek SVM'de bayağı iyi çıkmış gene. SVM'de bu sefer ilk yöntem iyi. F-score'a göre. Şuna bakıyoruz. Bunda da ikinci yöntem iyi gene. Burada gene ikinci yöntem iyi. Yani aslında bu kullandığınız algoritmalar yönteme göre farklılık gösteriyor. O yüzden birden fazla algoritma kullanmanızda fayda var. Ya da hibrit yaparsınız. İşte bütün özelliklerin, yöntemlerin en iyi yapılarını bir arada toparlamış olursunuz. Hibrit de işinize yarayabilir. Bunu da hallettik. Bunu da kapatalım. Şimdi burada önce F-score var. Spearman, Fisher, ETA. Dördünde varmış burada kodu. Onu da gösterelim. Şimdi burada bir tane veri setimiz var. Veri setini yüklüyoruz. Tabii çok küçük. Tamam, şimdi veri setini yükledik. Şurada iki tane matris var. Bu matrisler görünmüyor gibi de. Birisi dataset, birisi dengeli veri seti. Ben bunun özelliklerini şuraya yazayım. Bir tanesi 400'e, hatta tablette komutuyla gösterelim daha rahat olur. D dataset diyelim. Verilerin dağılımı 1'e 200'müş. 1 numaralı etiketin dağılımı 200, 2 numaralı etiketin dağılımı 200. Ama bu dengeli için. Bir de bunun dengesizi var. Dengesizdeki dağılım da 320'ye 200'müş. Amacımız bizim bunu özellik seçmek. Şimdi özellik seçme işleminde dengeleme işleminin öncesinde yapıyoruz genellikle. Bazen performansı değiştiriyor çünkü. Öncesinde özellik seçip sonra dengeleyip sonra sınıflandırıyoruz. Şimdi burada da bunların fonksiyonları var. Şimdi F-score açalım mesela. F-score şöyle çalışıyormuş. Bunun içerisinde datayı gönderiyoruz biz. Kendi içerisinde hesaplamalar yapıyor. Sonra şurada F-score'un ortalama değerini hesaplıyor hepsi için. Bütün özellikler için. Sonra bu eşik değerin üstünde olanlarını alıyor. Olmayanları almıyor. Şimdi çalıştıralım bunu. Normalde bunlarda 17 tane özellik var arkadaşlar. Çalıştırdıktan sonra seçilen özelliklerin numaraları şunlar. Burada büyüyor mu? Büyümüyor. Şunu kopyalayayım. Ya da şöyle yapalım. Seçilen özelliklerin numaraları şunlar. 2, 3, 4, 5 ve 13 almış.
Seçilen maddesi tabi bunlarla birlikte yeni bir maddes oluşturuyor. Artık 17 özellik yok, sadece 5 tane özellik var. Tabi dengeli dengesiz için bu işlemi ayrı ayrı yaptık. Şimdi bir de diğer için yapalım. Dengesiz matris için yapalım. Ondaki seçilen özellikler de hangileriymiş? Yine aynılarını seçti. 2, 3, 5. Evet, yine aynı özellikleri seçti. Burada şimdi demek ki dengeleme ile dengesiz arasında F-score bir farklılık göstermedi. Ama bazı algoritmalar ikisinde de farklılık gösteriyor. Bunlarla birlikte yani F-score neydi, nasıl çalışıyordu? Eşik değerin üstündeki özellikleri alıyordu. Yani size sadece bir tane seçilmiş ve özellik kümesi çıkartıp veriyor. İkincisini vermiyor. F-score bu. Şimdi Fisher'a bakalım. Aynı işlem Fisher için de geçerli. Buraya bir çalıştıralım. Önce bir temizlensin kodlar. Çalıştıktan sonra SO birincisi, bunda kaç tane? Ha. Fisher'da şöyle çalışıyor. Az önce size söylediğim özellik maddesindeki gibi. Açalım bir. Şuradaki mantıktan çalışıyor. Özelliklerin %5'i, 10, 15, 20, 50 ve %100'ünü alıyor. Bakıyoruz burada şimdi matrise. Özelliklerin %5'ini almış. 10, 15, 50'ye kadar gitmiş. Burada %100 yok şu anda. %100 de olsaydı burada 17. numaralı özellik olacaktı. Ve burada 17 numaralı datanın dosyaları olmuş olacaktı. Burada kaç özellik seçilmiş peki? Yani eşik değerine bakarsak bakamıyoruz. Çünkü burada o algoritma o şekilde çalışmamış. Yani tamamen algoritma sizin istediğiniz gibi çalışır. Burada biz sadece sıralayacak şekilde seçtik. Normalde bu da belli bir kısmı seçiyor sadece. Sonra Fisher'ın bir de dengeli olanı var. Dengelilerini de seçtiğimiz zaman yine aynı bir yapıda bir özellik. Yine seçilen özelliklerin miktarları var burada. Tabii hangi özellikler seçildiği belli değil burada. Onun için skorun, yani kodun kendi içerisine girmemiz gerekiyor ki burada çalıştıralım, görelim. Onu da yapalım bir. Şimdi aslında verisi de şöyle çalışıyor. Buraya kadar geliyoruz. X, Y'leri alacağız. Sonra şu kodu yukarıdan aşağı doğru çalıştırıyoruz. Burada özelliklerin miktarı seç maddesinin içerisinde. Yani seçilen özellikler bu. CLC diyelim buraya. Seç diyelim. Özelliklerimizin isimleri bu. Seçilen özelliklerin. Bu hangisi için? Bakalım hemen bir. Bu dengesiz için. Şimdi bu ekranda kalsın. Şimdi bunun dışında şurayı tekrar çalıştırıyoruz. X'i değiştireceğiz bu sefer. Değişti. Bu kısmı tekrar çalıştırıyoruz. Seçi bir daha çalıştırıyoruz. Şimdi önceki seçteki özellikler neymiş? Yani şu anda seçtiğimiz 2, 3, 4, 5 diye geldi. 7, 9, 11, 13. 2, 3, 4, 5, 7, 9 vardı mesela. 9 gitmiş burada. 9'un yerine 15 gelmiş. Demek ki burada dengeleme ile dengesiz arasında bir farklılık oluşmuş. Diyoruz. Şunu kopyalayayım, bir daha aşağı yapıştırayım ben de. Evet. Bakın şu ikisi arasındaki fark bu. Birisinde 9 var, birisinde 15 var. O yüzden dengeli ve dengesiz özellik seçme performansı etkileyebilir. Fisher da yine bu şekilde çalışıyor. Şimdi Spearman'a gelelim. Spearman'da aslında, hatta şeyi de göstereyim size. Evet, buradakiler etiketlerimiz hepsi 1-0 etiket olarak geçmişti. Onu göstermiştik. Şimdi Spearman'a gelelim. Spearman'da da yine ne kullanmışız? Yine şey kullanmışız. Sayısal değer kullanmışız. Yani sınıflandırmada da kullanmışız biz bu algoritmayı. Bunu da çalıştıralım. Şimdi eşik değerini 0.28 olarak hesaplamış Spearman. Buna göre de özellikleri seçmiş. Seçilmiş özelliklerin de isimleri şunlarmış. Bakalım. 2, 3, 5, 7, 9. Fisher'dakine benzer özellikler seçmiş. Burada sadece 9 yok. Bu hangi veri seti için? Bu dengeli mi? Bu dengeli için kullanılmış. Dengesiz için işlem yapılmamış. Fisher'da da aynı özellikler seçilmişti. O yüzden algoritmalar zaten birbirine yakın benzer işlemler yapıyor. Bir de ETA var. Bu ETA da benim geliştirdiğimde. Çalıştırıyoruz. Bunda da şöyle yapmıştım ama ben. Özelliklere göre tamam. %20'sini seçti burada da özellikleri. Toplamda bizim 17 özellik vardı. Bunların sadece %20'sini seçti. Bir de şöyle yapalım bunu. Bunun bir kısmı çalıştıralım. Hangi özellikleri seçtiğine bakalım. Az öncekiyle aynı yapıda seçmiş mi? X'i aldık. ETA'yı seçelim. ETA Core.
A eşittir dataset diyelim. Aşağı kadar çalıştırıyoruz. Şimdi buradaki seçilmiş özellikler de hangisi ona bakalım. RBB SY. Pardon, bunu çalıştıracakmışız ya. Bunu da çalıştırıyoruz. ET score. Şu ET score'da seçilmiş özelliklerin numaraları var yine ve korelasyon değerleri yerleştirilmiş. Buna bakalım nasıl bir değerlendirme yerleştirme yapmış. Bakın özellikler, seçilen özellikler bu sefer 3, 4, 2, 5, 11, 7. Buraya kadar gitmiş. Burada sıralama birazcık değişmiş sadece. Ötekinde işte 2, 3, 4, 5, 7 diye devam ediyordu. Bunda 3'ten başlamış. Ve 9, 15'te sonraki sıralarda. Burada fazladan sanırım başka bir özellik. 7 almış burada. Heh. Bunda da 7 fazladan var. Diğerini almamış. Sıralama kısmı bu. Tabi burada kaç tane özelliği seçmiştik biz? ET skorunu da birincisini almış. 5 tane özellik seçmişti. Bu 2 tane yapmış. Tamam. Bundaki mantık da bu şekilde. Tabi kodlara müdahale ederseniz işleriniz ya da yaptığınız süreci daha da kalitesini arttırırsınız. Etmezseniz biraz daha sabit bir şekilde gidersiniz. Hani literatürde genellikle sorulan şey şu. Literatürden farkınız nedir? Bu farkı ortaya koyamazsanız orada bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Tamam. Özellik seçme algoritmaları bu şekilde. Var mı bununla alakalı sormak istediğiniz? Tamam. İstiyorsanız bir ara verelim. Bir 15 dakika, ondan sonra tekrar başlarız. Tamam, bunları kapatıyorum.